Bugün gözler Hizbullah'taydı çünkü geçtiğimiz gün İsrail'e hiç beklemedikleri bir saldırı gerçekleştiren ve İsrail'in de buna karşılık büyük bir saldırı yapacağının konuşulduğu Lübnan'la ilgili Hizbullah'tan bugün bir açıklama yapılacağı duyuruldu. Ve Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak anılan Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım canlı yayında İsrail'in tehditlerine dair konuştu. Bakalım neler söyledi. Geçen hafta İsrail'in acı hissetmesi için yeni bir hesap yaptık dedi. İsrail'i topraklarından atacaklarını söyledi. Min qibelil aduvvil İsrail'i. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin iki numaralı ismi olarak anılan Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail'e yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının meşruiyetini vurgulayan Kasım, İsrail Lübnan'da herhangi bir yere saldırdığında biz de İsrail'de herhangi bir yere saldırma hakkına sahibiz. İsrail'in merkezini, kuzey ve güneyini hedef alacağız. Çünkü dengeyi onlar bozdu, bu kapıyı onlar açtı ifadelerini kullandı. Tek çözümün ateşkes olduğunu belirten Kasım, koşullar sağlanmadığı sürece İsrail ordusunu, merkezlerini ve kışlalarını hedef almaya odaklanacağız dedi. İsrail'e karşı tek yol direniş. Size müjde veriyorum. Onların boğazlarından tutup yuvalarına geri göndereceğiz. Artık destek değiliz. Doğrudan savaştayız. İsrail bugün hem bize hem Gazze'ye saldırıyor diye konuştu. Ukrayna, Rusya. İsrail ve bölgede çıkardığı büyük yangın, diğer taraftan Çin'i tehdit olarak gören Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan üzerinden Çin'i köşeye sıkıştırdığı bu günlerde. Üçüncü patlayacak yer Kore olabilir. Evet, Güney Kore ile Kuzey Kore çok uzun yılların ardından, işte 1950'li yıllardaki o Türkiye'nin de asker gönderdiği Kore'nin Güney Kore, Kuzey Kore diye ayrıldığı yıllardan bugüne aralarında bir yeniden ortaklık işareti olarak kurulmuş yollar vardı. Ama Güney Kore'de yapılan seçimler ve o seçimlerde yönetimin değişmesiyle beraber Kuzey Kore ile Güney Kore birbirine karşı sertleşmeye başladı. Bu işin yani Amerika'yı arkasına alan, Amerika ile birlikte tatbikatlar yapmaya başlayan Güney Kore'nin son çıkışlarına karşı Kuzey Kore'den çok dikkat çekici bir adım geldi. Güney Kore ile arasındaki yolları kaldırdı Kuzey Kore. Kore Yarımadası'nda gerilim son günlerde yeniden yükseldi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti artan gerilimi gerekçe gösterdi. Güney Kore'ye giden yolların bir bölümünü havaya uçurdu. Güney Kore ise karşılık olarak uyarı ateşi açtı. Geçtiğimiz hafta Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Halk Ordusu iki Kore'nin tamamen ayrılacağını duyurdu. Neden olaraksa Güney Kore'nin artan kışkırtmaları, ABD ile Güney Kore arasındaki ortak askeri tatbikatlar, bölgeye ABD'ye ait nükleer kapasiteli uçakların ziyaretleri gösterildi. 11 Ekim'de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti başkent Pyongyang'da Güney Kore'ye ait dronların görüldüğüne dair görüntüler yayınladı. Dışişleri Bakanlığı karşılık verileceğini belirten bir açıklama yayımladı. Karşılıkta yolların patlatılması oldu. Patlatılan yollar 2018 yılında Güney Kore'nin eski liberal cumhurbaşkanı Moon Jae-in döneminde yumuşama sürecinde modernize edilmişti. 2002 yılında muhafazakar Yoon Suk-yeol'un Güney Kore Cumhurbaşkanı seçilmesiyle iki ülke ilişkileri yeniden kötüleşti. Kuzey Kore'de eğer bir savaş olacaksa bu savaşta nükleer silah kullanmaktan asla çekinmeyeceğini çok öncesinde dünyaya ilan etmişti. Dolayısıyla dünya hani küresel iklim krizinin ötesinde artık insan yoluyla bir nükleer felakete de küresel iklim krizinden önce yaşayabilir. Dünyayı koruyalım, kollayalım. Ana haber bülteninin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Tele 1 ekranlarında bizi izleyenler aynı zamanda saat 18'de Marmara bölgesinde 96.6 frekansından, Yön Radyo'dan da
ana haber bültenini saat 18-19 diliminde dinleyebileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Hala haberi olmayan izleyicilerimiz vardır. Sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz bana. Hem Twitter üzerinden hem Instagram üzerinden Murat Taylan 72 X hesabı, murattaylan.ig'de Instagram hesabı, haberlere dair yorum ve değerlendirmelerinizden faydalanıyorum. Gün içerisinde gelen mesajlarınızdan da faydalanıyorum. Teşekkür ederim ilgi gösteren tüm izleyicilerimize. Biraz sonra 18 dakika programı var. Sevgili hocamız Profesör Doktor Emre Kongar ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ sizlerle birlikte olacak. Bu önemli gündemi analiz edecekler, yorumlayacaklar. Ben de dikkatle izleyeceğim. Ardından saat 21'de de Gerçeğinizin de programında Zeynel Lüle konuklarıyla beraber yine gündemi yorumlayacak, aktaracaklar sevgili izleyiciler. Saat 24'te de gece bülteni var. Evren Özalkuş bu yeni yayın döneminde saat 24'te gece bülteninde günü toparlamak üzere sizlerle buluşuyor. Gece bültenini de kaçırmayın dedikten sonra veda ediyorum. Yarın saat 18'de ana haber bülteninde yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın.